İnterne TV ailesi hepinize merhaba. Bu hafta size hemodiafiltrasyon, hemofiltrasyon, CRRT artık her ne diyorsanız bu işlemde sık karşılaşabileceğiniz alarmları ve bunun yanında normalde de karşılaşacağınız alarmları konuşacağız. Fakat ne yapacağız? Burada bir maketimiz var. Bu maketimizde diyaliz kateterimiz var. Birazdan onunla ilgili de bir şeyler anlatacağız. Burada da cihazı kendi kendine döndürüyoruz. Nasıl döndürüyoruz? Bir tane seruma taktık. Böyle döndürüyoruz ki bu esnada bir yerleri klempleyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Cihaza bazı alarmlar verdireceğiz. Verdiremediğimiz alarmlar olacak. Onları da sanki hastaya bağlıymış gibi düşünün. Sözlü anlatacağız. Çünkü neden? Bunu bu hastaya bağlarsak dönmez çünkü kateterin ucu boşta. Yanımda Ahmet abi var. Ahmet abi önceki videolardan tanıyorsunuz. Instagram'da diye Ahmet olarak geçiyor. Sorularınız varsa aşağıya Instagram linkini bırakırım. Videodan sonra soruları hem yorumlara hem de ona bireysel olarak sorabilirsiniz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olasın. Merhaba İnter TV ailesi. Bugün size Ramazan Bey'de söylediği gibi hemodiafiltrasyon adına CRRT dersiniz, kontinüye verilmez diyeriz dersiniz ne derseniz onunla ilgili size hangi tür sahada, hangi tür alarmlarla karşılaştığımız hakkında bilgi vereceğiz ve verdiğiniz bilgilerle inşallah sahada siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu cihazla tepede bir tane ışıklı ikaz bölümümüz var. Burada kırmızı, sarı ve yeşil alarm olmak üzere 3 farklı alarm tipiyle karşılaşabilirsiniz. Abi kırmızı alarm olunca ne demek? Kırmızı alarm olunca cihazın tartılarında ve akış onun herhangi bir sorun olduğunu gösterir. Ve bize sesini yükselterek gösterir. Eğer kendi arasında çözemezse cihaz. Sarı alarm da herhangi bir sorun olduğu zaman sessizce yapar. Zaten sarı, kırmızı döndüğü zaman cihaz bunu çözemediği anlamına gelir. Yeşil olduğu zaman da cihazda herhangi bir sorunun olmadığını ve işlemin gayet güzel olduğunu gösterir. Yani şu an sarı da cihaz akıllı olduğu için bizim buraya çakma bir tane hasta taktığımızı biliyor. Bir şeyler yoluna gitmiyor ama idareten döndürüyorum diyor. Şimdi sahada karşılaştığımız en önemli nedenlerden bir tanesi arter ve venin giriş ve çıkışlarında aşırı veya negatif basınç olur. Bunları gösterir. Bu dönemde ne yapmamız gerekiyor? Atıyorum size ven aşırı negatif ve aşırı pozitif basınç alarm verdi. Bu yüzden aklınıza ilk gelecek şey ven hattında herhangi bir sorun olduğunu veyahut da hastaya bağladığınız kateterin ven hattında bir tıkanıklık olduğunu aklınıza gelmesi şöyle gerekir. Şuraya getireyim şunu. Yani şu kateter uçları buraya bağlı varsayın. Vene artere bağlandığını varsayın arkadaşlar. Ven hattında bir sorun oluştuğu zaman veya cihazda şöyle gördüğü zaman dönüş algılanamadığı gibi bir sorun alarm verdiği zaman aklınıza gelecek ilk şey hastanın ven hattında bir problem olduğunu gösterir. Bu nedir? Ya ven tarafı tıkalıdır, ya setking yapmıştır veyahut da bir solüsyon bitmiş gibi bir şey olabilir veyahut da atı torbası dolmuş olabilir. Arter için de bu şey aynı. Arterde bu sefer ne olur? Çekişi zayıf olur. Bu sefer dönüş hattı da aşırı pozitif mi olur? Aşırı pozitif. Aşırı pozitif alarm verir. Bu zaman da aklınıza ilk gelecek şey arter hattında veya lümenin hasta kateterinin arter bölümünde herhangi bir sorun olduğunu aklınıza gelmesi lazım. Bunun için zaten ekranda gördüğünüz gibi basınç limitleri vardır. Giriş basıncı, filtre basıncı, atık basıncı, dönüş basıncı. Bunların alt ve üst limitleri vardır. Zaten cihaz bunların altına ve üstüne çıktığı zaman bir şekilde bize alarm verir. Ya arkadaşlar giriş aşırı negatif ya da dönüş aşırı pozitif dediğinde eğer bu sette hastaya bağlanan kısımda bir kink, yatağın kenarına sıkışma herhangi bir şey yoksa yapacağımız şey alacağız enjektörümüzü, kateterimiz. Doğru yaklaşmaya gerek yok burada. Kateterimiz doğru bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu efektif şekilde onu kontrol etmek olacak. Burada ondan önce cihazın bize bazı vereceği şeyler var. Alarm geldiği zaman sessize alma butonumuz olabilir. Dikkate alma butonumuz olabilir. Bunun dışında test butonumuz olabilir. Başka ne butonlarımız olabilir? Klempi aç butonu olabilir. Devam tuşuna bas butonu olabilir. Alarmları çözmeden bu butonu herhangi bir tanesine bastığınız zaman sorun çözülmezseniz şöyle bir şey var. Size daha önceki videomda bahsetmiştim. Cihazın küçük filtrelerde 200 milim, büyük filtrelerde 400 milim bir kompansasyonu vardır. Bunu açtığınız zaman da bu nasıl aşar? Alarmları hep erteleriz veya sorunu gidermeyiz. Makine cihaz kendi içinden harcadığı için bazı solüsyonları o limit dolduğu zaman makine kendisi kilitler.
Yani tedavi sonlandırır. Bu arada akıllı bir cihazımız. Şimdi bir tane alarm verdirelim ve bize verdiği seçeneklere bir göz atalım. Hemen buradan bir yeri klempliyorum. Nereye klempliyorum Ahmet abi? Ven hattını. Ven hattını. Bu durumda bize giriş aşırı, dönüş aşırı pozitif alarmı verdi. Burada bize verdiği seçenekler. Burayı net alıyor mu? Aşağıdaki yazılar görünüyor mu? Şimdi durdur diyor, akış ayarları diyor, klemp serbest diyor, devam diyor, alarm incelememizi istiyor ve bir de bize yardım menüsü sunuyor. Devam dersek devam etmeye çalışacak ama devam edemeyecek çünkü burası hala elimde klempli. Klemp serbest dediğimiz şey nedir? Gelin buraya gelelim. Bu bizim emniyet butonumuz. Araçlardaki el freni, acil durum freni, auto brake. Burayı klempledi. Eğer olur da bir şey olursa hastaya hava, kan patisi vesaire bir şey vermemek için burada bir auto brake. Burayı kilitliyor. Şimdi buradan serbest bıraktığımda burada sessiz al diyebilirim. Bu 2 dakika boyunca cihazı sessiz alır. Çözüm değil. Klemp serbest diyebilirim. Bakın klempi açtı. Burası artık oynuyor ve oradan sıvı geçişi var. Eğer devam dersem duruma devam eder. Bu devam diyebilmem için buradaki sorunu çözmüş olmam gerekiyor ki devam diyebileyim. Şu an ben burayı bıraktığım için devam dediğimde sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Alarm incele deseydim de o alarmı bize niçin verdiğini açıklamaya çalışacaktı cihaz. Bir diğer problemlerimizde sahada en çok karşılaşacaklarınız sıvıların bitmesi ve atık torbasının dolması. Bunlar azından cihaz atık torbası dolduğu zaman size ekrandan atık torbası doldu diye alarm uyarı verir. Ve diğer sorusuyla bittiği zaman da yine ekranda size alarm uyarısı verir. Bu uyarıları hemen anında dikkate almak ve anında çözmek gerekir ki tedavimiz daha düzgün olsun. Bunun yanında bize vereceği alarmlardan bir tanesi. Atık torbası dolu. Bizim atık torbamız hangisiydi? Daha önceki videolardan hatırlayacağınız üzere en sonunda sarı daireyle gösterilen tartıda bizim atık torbamız var. Abi atık torbası dolduktan sonra değiştirmek için ne kadar süremiz var? Üzerinde zaten torba değiştirdiği bir buton vardı. Bu butona bastığınız zaman yani en kısa sürede en fazla 3-5 dakikadır bunun süresi. Zaten bunu hemen pat diye hemen boşalt... Pat diye kullandım ama... Hiç sorun değil. Hemen boşalmaz. Size alt tarafında burada gösterirseniz buradaki klempini açtığınız zaman buradan boşaltılmaz lazım. Ki hemen biraz zaman alacağı için en fazla 3 dakika falan sürer. Şimdi hemen atık hattına dokunduğumuz için bir alarmla karşılaştık. Bunun dışında başka bize verebileceği ne tür alarmlar var? Hemen şuradan bir kopya çekelim abi. Dönüş aşırı pozitifi konuştuk, giriş aşırı pozitifi konuştuk. Bunlar kateter kaynaklı sonuçlardır. Dönüş bağlantısı kesilmesi. Dönüş bağlantısı kesilmesi. Dönüş tarafında hani setin kateterden ayrılması gibi bir şey problem olabilir. Veyahut da hiç çekim yoktur, hiçbir şey hava çeker oradan. O şekilde zorluk da yaşayabiliriz. Bu onun dışında bu süre uzun süre devam ettiği zaman da ileride filtre de aşırı pozitif, filtre tıkanma riski diye alarma çıkabilir. Eğer ki biz bu alarma kadar geldiğimiz zaman ciddi bir problem olduğu anlamına gelir bu. Çünkü burada yapacağımız ilk işlem biz artık bunu çözemeyiz. Eğer mümkünse hastanın kanını pıhtılaşmıyorsa hastaya geri vermek. Burada filtre içinde bu kapalı membran filtrenin içinde pıhtılar oluşmaya başladığında bize yavaş yavaş der ki filtre aşırı pozitif. Burada da TP yükseliyor mu der, TMP yükseliyor mu der. Evet. TMP yükseliyor demeye başlar. Bu bize gösterecek ki bu filtre tıkanmaya başlıyor. Daha sonra filtre tıkanıyor diye alarm verir. Yine durumu ciddiye almazsak, hastanın koagülasyon seviyesini düzenlemezsek, hekimle görüşmezsek artık bize vereceği alarm filtre tıkalı. Ve ondan tıkalı. Sonra da artık bu seti hastaya kullanamaz hale geliyoruz. Cihaz üzerindeki transmembran basıncındaki filtre tıkalı alarmın üst limiti 300'dür. 300'ü açtığı zaman 300'e doğru gittiği zaman zaten tıkanır. Eğer ki 200 olsa 300'de siz buna müdahale etmezsiniz. Zaten seti kurtaramazsınız. Hastanın kanını da kurtaramazsınız. Yani ya yetersiz antikoagülasyon durumu söz konudur, sudur ya da gereğinden fazla ultrafiltrasyon yapılıyordur ya da buradaki kan akış hızımız, pompa hızımız olması gerekenden çok daha yavaştır. Aynen. Bunlardan birini regüle ederek, düzenlenerek, hekimle görüşülerek mutlaka bunlar hekimin vereceği kararlar. Daha sonrasında bu seti kurtarma şansımız olabilir.
Bir diğer şey sıvı kaçağı saptandı. Sıvı kaçağını aslında çok ilginç şekilde burada tam cihazın altında bir sensör var. Şimdi en çok yaptığımız hatalardan birisi arkadaşlar, bu cihazın birçok versiyonunda var bu. Buraları değiştiriyoruz. Değiştirirken buraya sıvı dökülüyor. Bu sıvı döküldüğü zaman bu defa diyor ki sıvı kaçağı saptandı. Oradaki sensör o sıvıyı algılıyor. Daha sonra kan sızıntısı saptandı. Bu ne demek abi? Yani herhangi bir yerden cihazın filtreden veya kateterden kan sızıntısını görür. Hani kanın geçmeyeceği yerde de kan sızıntısı makine gördüğü zaman buna alarm verir. Bu nedir? Büyük bir ihtimalle bunu membrandan verir. Üstten ve alttan bazen sızıntı olabilir. Burada bunun sebebi çok kan olduğu için. Bu cihazı en başta mesela daha önce söylemiştik. Bu cihazın çalışma prensibinin bir tanesi de tartıdır. Hani herhangi bir yere kımıldamaması lazım. Ramazan Bey'in dediği gibi alt tekneye sensörün su dökülmemesi lazım. Bu tür durumlarda alarm verebilir. En önemli şey de size söyleyeceğim. Cihaz sizi teknik servise yönlendiriyorsa başka hiçbir şey yapmayın. Çünkü artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Teknik servisin gelmesi lazım. Bu arada kan sızıntısı saptandı diyorsa cihaz arkadaşlar illaki görünen bir yerde kan sızıntısı olmak zorunda değil. Bunun dışında atık attığına da minimal hemoglobinler kan sızıyor olabilir. Cihaz bunu da fark eder. Hasta güvenliği açısından sizi uyaracaktır. Sık karşılaşabileceğiniz alarmlar bunlar. Bunların dışında da yine alarmlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için Boxer'ın kendi yayınladığı kılavuzlar var. Oraları okuyabilirsiniz. Yine bu karşılaştığınız alarmlarla ilgili ya şöyle oldu da ben bir şey çözemedim diyorsanız Ahmet abinin DS hesabını, Instagram hesabını aşağıya ekliyorum. Oradan Ahmet abiye sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ama büyük çoğunlukla benim çok sevdiğim cihazlardan olan bu Boxer'ın cihazı burada kocaman bir robot gibi bir ekranı var ve sizi yönlendiriyor. Burada size söylüyor, yazıyor, ediyor, çiziyor. Sizi sanal bir asistanmış gibi, sanki Siri'ymiş gibi yönlendiriyor. Alarm yönetimi de böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Daha iyisini yapabilmek isterdik ama şöyle bir problemimiz var. Hastanın üstünde bunu çekemeyiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.